Sizce bugünün konusu ne? Güzel bir şey olsun. Ne sizce? Güzel. Dizimiz vardı biliyorsunuz değil mi? Bihter, Behlül, evet. Aleyna ve Hacer Hanım. Aleyna ya, bitti bence. Ben böyle bir şey görmedim. Her gün bir olay olur mu ya? Hacer Hanım'la Aleyna'da olduğunu... Günden sonra nasılsınız? Oğlunla beraber yaşayacağımız ev. Oğlunla beraber yaşayacağınız ev. Mutluluk duyman lazım. Güzel bir evde oturmak istiyoruz. Bunda ne var? Ben de sana diyorum ki 6+1. Sen de gelirsin, bizimle yaşarsın. Yaşarsın diyorum. Ne var bunun? Ya sen bir insana taşıyamayacağı yükü nasıl yüklersin? Nasıl yüklersin? Beraber üstünden geliriz her şey. Tek başına değil senin oğlum. Ağla ya. Oyun oynamaya gelmişsin buraya. Ay bayıldım. Kadın bayıldı. Su getirin. Su yok mu? Su getirin. Şey yok mu ya? Taze gibi bir sallan. Su getirin. Su getirin. Aferin kızım sana. Ya bakar mısınız? Çabuk biraz da nabzı yavaş gibi. Çok günden merak sonra ediyorum. Çok iyi değilim tabii mı? Ki. Oğlumla konuşamadım çünkü ulaşamadım. Telefonlarını açmadı. Sürekli meşgul atıp durdu. Açmadı telefonlarını. Konuşmak istemedi. Senin oğlun seni aradı, sen mi açmadın kızı? Evet. Niye? Haklı. Biraz sinirlendim biliyorsunuz şu evden dolayı. Villadan dolayı. Ben Yiğit'e söyledim. Hani annenle konuş. Ama açmadı telefonu. İyi yapmışsın Hacer abla. Azıcık ders alsın. Yani sen telefonlarını açmamışsın çocuğun. Biraz çok sinirliydi. Bence açman gerekiyordu. Hani neden diye sorman gerekiyordu. Oğlu da çareyi bize bir video göndermekte bulmuş. İzleyelim. Anneciğim merhaba. İyi günler. Birkaç gündür oğlum bana niçin video göndermiyor, niçin beni savunmuyor diye serzenişte bulunuyorsun. Sen kendini gayet güzel savunuyorsun. Bence benim seni desteklememe hiç gerek yok. Bu işi layığıyla yerine getiriyorsun. Bir başka husus daha var. Normalde seni aradım ama aramalarıma geri dönmedin. Mesajlarıma da cevap vermedin. Bir tık kızdın galiba bana. Bu villa muhabbetiyle alakalı söylüyorum bunu. Kapora verdiğimi duyunca birazcık sinirlenmişsin. Ben hiçbir şeye talip olmam. Her zaman sahip olurum. Aldığımı tahmin etmişsindir zaten, ondan dolayı aşırı tepki vermişsindir. Yine bunu da elden duyma, benden duy istedim. Yani bunda aşırı tepki verilecek bir şey yok. Aleyna çok beğendi. Benim de hoşuma gitti, aldım. İnsan sevdiğinin mutluluğuyla mutlu olmayı bilmeli. Senin de çok sevdiğini düşünüyorum. Yan tarafı da senin için konuşacağım yarın, yan tarafı da senin için alacağım. Abi ben şu anda sana hak verdim Hacer. Vallahi ben de alkışladım. Artık sözün bittiği yer mi derim artık, nutkum tutuldu. Bana da almayı düşünüyormuş onun adını, kendi adıma sevindim ama bu kadar yükün altına girmeye hiç gerek yok. Bunu kabul etmiyorum Nursel Hanım. Çünkü hani geri dönüş nasıl olacak bilmiyorum. Oğlumun kazancını da çok fazla tahmin edemiyorum çünkü kendine ait bir işi var. Galericilik belki de yapıyor. Alınan mal alınmıştır. Sevindirici ama eğer borçla alındıysa istemiyorum. Borçla alınacak, nasıl alınacak? İstemiyorum. Bence borçla nasıl olacak? Bir de yan tarafı da sana alayım dediğine göre yani herhalde kendi bütçesi bu. Bu da hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ne? Evet, memnun olmuyor. Hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ama Beyhan Hanım diyorum diyor, ki memnun olmuyor. Borçla alacaksa bak, istemiyorum diyor. Herkes kolay borca girmez. Anlamadım. Ya bir şey söyleyeceğim. Çektiği videoyu izlemediniz mi? Dalga geçer gibi aradım. Açmadım. Anneye böyle video atılır mı ya? Galiba bir tık kızmışsın. Bir tık kızmışsın diyor. Bir tık kızmışsın. Evet. Yani dalga geçer gibi. Aleyna istedi aldım. Sana da alırım. Yalnız Yiğit Bey çok iddialı Aleyna. Ben talip olmam, sahip olurum diyor. Evet. Çok bana gerçekten şey geldi. O da dikkatimi çekti. Evet. İnşallah borçlu almamıştır. Nasıl olsa öğrenirim. Nasıl olsa öğrenirim Nursel Hanım. Ben ama bence ne yapacaksın? Hadi bakalım. Seni bu tatmin etti mi şu an ya? Telefonunun ya açmışsın oğlunu. Hayır, tatmin etmedi. Dün böyle ayıldın bayıldın. Açsana sorsana. Dün biliyorsunuz çok kötüydüm. Evet. Yani nasıl açabilirim? Tekrar rahatsızlanırım diye korktum. Aynı zamanda kabul edemiyorum bazı şeyleri. Yatıyorum kafamda, kalkıyorum kafamda. Su getirin. Su yok mu? Su getirin. Şey yok mu ya? Taze gibi bir sallan. Su getirin. Şu odayı alalım abi, gel. Bırak bana. Ambulans geliyor mu?
Tamam. Yavaş, dikkat edin. Aramalarına cevap verseydi hiç video çekip göndermezdi. Evet. Aramalarına cevap vermedin. Sonra geliyorsun burada ağlıyorsun, zırlıyorsun. En çok ağlayan sen. Bu nasıl bir sen konuşma ya? Bir de bir şey ağlıyorsun, ortak alacaksınız falan. Nişanlın alıyormuş komple. Hayır. Nereden biliyorsun? Belki konuşması aldım. Ben, öyle canım. Ne demek ki aldım dedi. Aldım dedi demek ne demek? Biz Aleyna ol, Aleyna şey onu biz ortak bir alacağım demiyor yani. Bir gerçeklik payı var mı sende? Nereden biliyorsun? Yiğit alırken yanında mıydın? Konuşmaz. Aldım diyor. Ama erkekler biraz da öyle söylemeyi severler. Hani beraber aynen aldık değil de aldım direkt. Aynen. Yok Yeliz, eğer beraber alsalar emin ol söyler beraber ya aldık der yani benim bak oğlum. Onun için de Aleyna'nın da parası demez var. Yani. Ama çok iyi eminim. Açsaydınız belki detayları öğrenirdiniz. Ne ya yapmış, Yeşim, ne etmiş. Yeşim sen de oteldeydin. Kadın resmen ayılıp bayılıyordu otelde. Ama oğluyla konuşsa daha çok hasta olacaktı. Ayıldı bayıldı burada ama Aleyna'ya ağzına geleni sayacak durumdaydı. Konuşabilecek durumdaydı. Hani hep Aleyna'ya yükleniyorsunuz ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Yazık oğlunuzu ya. Oğlunuzu karşınıza alın. Telefonu Yeşim vallahi unutma senin de oğlun ben var. Anlamadım. İnşallah benim yaşadıklarımı yaşamazsın. Ah. İnsan bir kere karşılaşmaya görsün. Yemin ederim seni ters taklediyor. Oğlumla derdimi çözerim ilk ama. Oğlumla derdini eğer ağzı yüzü böyle hiçbir şey duymuyor. Kulağın, Aleyna da duymuyor. Kulağı sağırsa, gözü körse bitmiştir. Seni hiç duymaz. Aynen şuradan öyle girer, şuradan çıkar. Oğlum, ben duymuyorsa Aleyna duyacak. Ben bakın mücadelemi vermiş olmasaydım, oğlumla iletişimimi sağlamış olsaydım, emin ol dinlemiş olduğunu bilseydim kesinlikle telefonu açardım. Ama biliyorum yine aynı şeyleri söyleyecek, yine beni sinirlendirecek. Ya sen neden mutlu olmamızı istiyorsun? Acaba anladım çok hala mutlu. Yeliz abla bak sana nasıl geliyor? Çok böyle müdahale eden bir anne gibi bugün evet benim gözüme gözüktün bak. Ya bir salsan mı acaba? Ne yapacaklarsa yapsınlar bakalım. Nursel Hanım. Borçsa da borç, batarsa batar. Ama sonuçta biz Nursel Hanım borçlandıkları zaman direkt gelecekleri kişiler anneleri. Aynen. O beraber yaşıyor, aynen batmış. Evet. Ama gitmiş sağlığından önemli mi canım? Yani sağlığından önemli değil ama birazcık da anneleri, babaları dinlemeleri lazım. Evet, Nursel Hanım bir şey söyleyeceğim. Bu bizim ileride yaşayacağımız bir ev. Yatırımlık gibi düşünebiliriz. Hayır. İleride değerlenebilir. Hayır. Evet, ne için? Ben senin daire kocan memur değil, amir mı değil, sabit bir işte çalışmıyor. Senin kocan ticaret yapıyor. Evet. Ticarette nakit para önemlidir. Evet. Para olmazsa evet hiçbir ticaret yapamazsın. Evet. Bir tamam, şey söyleyeyim mi Tuğba? Biz annesini en dibini de dakika, gördük, dur en yükseğini de gördük. Tamam dur mı? Bir dakika dinle, sen ne gördün ya? Annesi gördüm görmüş ya gördüyse. Hala bana bak beni diğer arabaları da satsın, annesine ev alsın. Sonra birbirinize bakarsınız, villada oturursunuz. Bir şey söylemek istiyorum. Benim tek derdim bak kendimi yani bir cümleyle ifade edeceğim. Kesinlikle yargılama söz konusu değil. Bir insan evladının tehlikeye veya üzüleceğini bildiği halde o yola gönderir mi? Gönder. Sadece bunu soruyorum. Göndermez. Ben önümü göremediğim yolda yürümem. Aynen Hanım öyle. Bu kadar net. Eğer bak bir şey söyleyeceğim. Yani ben normalde böyle bir fikrim olur. Çok hayat dinledim, çok gelin kayınvalide gördüm. Bütün Türkiye'yi gezdim. Gerçekten yani Aleyna'ya da hak veriyorum çoğu evet zaman. Sana da hak veriyorum. Yani anne olarak bir şey biliyorsun ki evet bu kadar söylüyorsun ve üzülüyorsun. Allah size kolaylık versin. Nursel Aleyna Hanım, son bir, de bir şey söyle yemeğe aynen geçelim. Diğer gelinler kayınvalidelerinden kaçarken hani yanımızdan villa alırım demiş. Ben alkışladım burada mesela. Bu millet arada kız yanıma mutlu gel diyor oldum sana yani oda açayım diyor. Seni istemiyorum demiyor. Nursel. Oğlun yan taraftaki villayı sana alalım diyor. Hani senden de kaçmıyorlar gerçekten benim gördüğüm.